Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle SAT Verbal Exams Practice Test 1 Reading bölümünde pasaj 5'teyiz arkadaşlar. Parçamızı öncelikle bir defa hızlıca fikir edinebilmek için okuyacağız arkadaşlar. Bu yöntem mutlaka sınav öncesinde, yani sınavı çözmeye başlamadan önce bir defa en hızlı yöntemle atlayarak okuma tekniğiyle bu parçayı okumamız gerekiyor. Ondan sonra sorulara geçeceğiz. Soruları çözerken arkadaşlar detaylı bir şekilde paragrafı incelemeye başlayacağız. Çünkü ilgili bölüme geleceğiz. Diyelim ki 32. sorudayız. 32. sorunun ilgili bölümünü buluyoruz. Oradaki paragrafı detaylı okuyoruz. Paragrafın ilgili bölümünü detaylı okuyoruz. Ve sorumuz cevaplıyoruz arkadaşlar. Bütün soruları bu şekilde yaptıktan sonra ben size parçayı daha detaylı anlayabilmeniz için parçayı kelime, gramer ve anlam açısından analiz ederek detaylı olarak bir defa okuyacağım. Ve böylece okuma becerinizi geliştirmeye çalışacağız. Sonra burada bilinmeyen kelimeleri de en sonunda liste olarak sizlere sunacağım arkadaşlar. Böylece parçamızı hem sınava yönelik çalışmış olacağız hem de okuma becerimizi geliştirmek maksadıyla okuyacağız ve kelime bilgimizi de geliştirmeye çalışacağız. Şimdi parçamızı bir defa okuyalım. Parçamızı okurken arkadaşlar mutlaka burada giriş bölümü olarak bilinen yeri detaylı okuyacağız. Çünkü burası bize parçanın detayını anlatmaktadır. Passage 1 is adapted from the Michael Slezak Space Mining The Next Global Gold Rush. Bu parçayı arkadaşlar Space Mining, yani The Next Gold Rush bölümünü bulacağız arkadaşlar. Bu neredeymiş? 2013 by New Scientist dergisindeymiş arkadaşlar. Bu dergiyi bulacağız ve bunu detaylı okuyacağız. Çünkü bu kapsamda yazılmış olan hikayeler hakkında ve makaleler hakkında fikir edinme imkanımız olur arkadaşlar. Passage 2 is from the Editors of New Scientist. Bu dergiyi bulacağız. Taming the Final Frontier bölümünü okuyacağız arkadaşlar detaylı olarak ve böylece de bu parça hakkında da fikir edinmiş olacağız arkadaşlar. Bu bağlamda, yani 2013 yılında yazılmış olan makalelerin kelime, anlam ve yazılış tarzları hakkında da fikir edinmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca atlayarak okuma modeline geçiyoruz. Passage 1. Follow the money and you will end up in space. That's the message from a first of kinds beyond the Earth, convened in the Sydney Australian Centre Research. The event brought together mining companies, robotics experts, lunar working, lunar scientists and government agencies that are all working space mining are reality. The forum comes in 2012, unveiling of private asteroid firms, Planetary Resources says it will launch in 2 years, while Deep Science Industries of Virginia hopes by 2020. Another commercial venture in 2012, Golden Spike Colorado will be offering the moon. Within a few decades, these firms may, by meeting earthly demands and gold and the rare elements vital for personal electronics such as uranium, latinium. But like the gold rush pioneers, Western United States, the first space miners won't just enrich themselves. They also hope to build an offland economy in which the materials extracted and processed from the moon and asteroids. In this scenario, water mined from other worlds could become the most desired commodity in the desert. What is more like a kilogram of gold or a kilogram of water? Water ice from the moon's poles could be sent to astronauts on the International Space Station or drinking or as a splitting water into oxygen and hydrogen makes spacecraft fueled, so ice-rich asteroids could become impregnable refueling stations. Companies are eyeing the iron, silicon and aluminium in lunar soil and asteroids 3D printers to make parts of machinery. Others want to turn desert into the dirt. Space dirt into the concrete for landing pads, shelters and roads. Passage 2. The motivation for
Deep space travel is shifting from discovery or economics. The past year has been a flurry of proposals. No doubt this will make a few billionaires even wealthier. But before the miners start firing up their rockets, we should pause for thought. At first glance, space mining seems to sidestep most environmental concerns. No life, no astronauts, thus no habitats to trash. But its consequences both here on Earth and in space. Part of this is about principles. Some will argue that space is magnificent desolation. Just as they argue that our planet's poles should remain pristine. Others will suggest that glutting ourselves on space riches is not an acceptable alternative to the developing more sustainable ways of earthly life. History suggests that those will be hard lines to hold, and it may be difficult to persuade the public that such barren environments are worth preserving. After all, they exist in abundance. There is also the emerging of world economy to consider. The resources that are available in orbit. Questions of this stewardship have barely been broached, and barely legal and regulatory framework in fragmentary. Space miners, like their earthly counterparts, are often reluctant to engage with such questions. One speaker at last week's Space Mining Forum in Sydney, Australia. But miners have much to gain from a broad agreement on the for-profit exploitation of them. Without consensus, claims will be disputed, investments risky, and the gains made insecure. It is in all for our long-term interest to seek out one out. Evet arkadaşlar, burada parçamızı okumayı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki pasaj ve nerelerden olduğunu da belirtiyor. Burada genel olarak fikir edindik arkadaşlar. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Aklınızda ilk olarak hemen diyebilirsiniz ki ya ben bu parçadan çok fazla bir şey anlamadım. Hayır, burada aklınızda mutlaka bir şeyler kaldı arkadaşlar. Bunları şimdi soruları okuduğumuz zaman daha detaylı olarak ilgili bölüme geleceğiz. Mesela bu paragrafın bu bölümüne geleceğiz. Orada daha detaylı okuyacağız ve o soruyu çözeceğiz arkadaşlar. İrdeleyerek çözeceğiz. Şimdi parçamızın sorularına geçmeye başlayabiliriz. Paragrafımızı hızlıca bir okuduktan sonra arkadaşlar, paragraf hakkında genel bilgi edindik ve şimdi sırada soruları cevaplamak durumdayız arkadaşlar. Bu soruları da hızlıca cevaplarken ilgili bölüme geliyoruz ve o ilgili bölümü detaylı okuyoruz arkadaşlar. Şimdi 42'den başlayalım. In lines 9-17, the author of passage 1 mentions several companies, primarily two, yani birçok şirketin öncelikli olarak neden bahsettiğinden vurgulama yapacak arkadaşlar. Şıkları okumadan önce hemen 9 ve 17'li bölümü buluyoruz. Bu bölümü biraz öncesine gidiyoruz. Oradan başlıyoruz. Convened in Sydney by the Australian Centre for Research, the event brought together mining companies, yani şirketleri birbirine bir araya getirdi. Robotics experts, lunar scientists and government agencies that are all working to make space mining a reality. Yani bunu space mining'i, space uzay madenciliğini bir gerçek haline getirdi, gerçekleştirdi demek istiyor. Şimdi onları hızlıca okuyalım ne demek istiyormuş. The forum comes hot on the heels of 2012. Unveiling of two private asteroid mining firms, iki tane şey açılmış, mining firms açılmış diyor. 2012'nin hemen arkasında diyor. Planetary Resources of Washington, bu birincisi. It will launch its first prospecting satellite in 2 years. Bunun vaatlerini söylüyor. While Deep Space Industries of Virginia hopes to be harvesting metals from asteroids to, bu da ikincisini söylüyor. Another commercial venture that sprang up in 2012, Golden Spike of Colorado, bu da başka bir tane daha söylüyor arkadaşlar. Golden Spike of Colorado'nun vaatlerini söylüyor. Will be offering trips to the moon, including
Potential Learner, yani burada şirketlerin neler sağladığını söylüyor ve Making Reality olduğundan bahsediyor. Şimdi şıklarımız buna en iyi hangisi anlatıyor onu görelim. A. Note the technological advances that make space mining possible. Yani teknolojik ilerlemelerden bahsetmiyor arkadaşlar. Burada şirketlerden bahsediyor. Bu nedenle A'yı eliyoruz arkadaşlar. B'ye geldik. Provide evidence for the of the growing interest in space mining. Evet. Burada arkadaşlar uzay madenciliğinde büyük bir ilginin arttığından bahsediyor. Bu da burada şirketlerin neler yaptığını zaten vurguladı. Ve make space mining reality olduğundan bahsediyor. Yukarıda da aşağıda da nereden bahsetti arkadaşlar? Bu şeyin buna karşı ilginin artmasından bahsediyor. Bunu elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Hoşumuza gittiği için bu şıkkı. C. Emphasize the large profits to be made from space mining. Space mining'den kar elde etme ile alakalı bir şey anlatmıyor arkadaşlar. D. Highlight the diverse ways to carry out space mining operations. Yani uzay madenciliği operasyonlarının icra edilmesini vurgulamaktan bahsetmiyor arkadaşlar. Bu nedenle bunu da eledik. Bize en uygun şık olan B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz. 43. The author of the passage first, yani birinci pasaj şunu vurguluyormuş arkadaşlar. Diyor ki, indicates that space mining could have which positive effect, yani hangi pozitif efekti sağlar diyor. Bu nedenle ilgili bölüme bakıyoruz, hemen paragrafımızı okuyoruz. Within a few decades, these firms may be meeting earthly demands for precious metals, yani precious metals'ların taleplerini karşılamaktadır diyor. Bu kapsamda talep karşılamaktadır diyor. Such as platinum and gold and the, yani böyle kıymetli metallerin şeyini sağlıyor. Taleplerini karşıladığını söylüyor bu firmaların. And the rare earth elements vital for personal electronics such as yttrium and latinium. Yani bu kişisel elektronik malzemelerin önemli elementlerinin ne yaparmış arkadaşlar? Nadir bulunan elementlerini de sağlarmış. Bu talepleri karşılarmış diyor. But like the gold rush pioneers devam ediyor arkadaşlar. Biz burada cümlemizi bitiriyoruz. Sonra arkadaşlar şimdi şıklarımıza baktığımız zaman A diyor ki it could yield materials, kazanç sağlar veya ürün elde eder diyor. Ne yaparmış arkadaşlar? Materials important to Earth's economy. Dünya ekonomisinin önemli olan materyallerini sağlar diyor. Evet, bu bize uygundur arkadaşlar. Elimize tutuyoruz. Meet demand diyor ya. Bunu karşılıyor yani. Sonra B'ye geliyor. It could raise the value of some precious metals on Earth. Değer arttırmaktan bahsetmiyor arkadaşlar paragrafımızda. O nedenle bunu eliyoruz. C'ye bakıyoruz. It could create unanticipated technological innovations. Yani beklenmedik teknolojik yenilikler sağlarmış. Böyle de bir şeyden bahsetmiyor bu paragrafta. D'ye bakıyoruz arkadaşlar. It could change science's understanding of space resources. Yani it could change bilim adamlarının anlayışını uzay anlayışını değiştirmiş diyor. Biz ilgili paragrafı nereden bulduk arkadaşlar? Buradaki ifadeyi en iyi anlatan bölümü bulduk. Yani bize A şıkkını vurguladığı için burada da bu bölümü yani şeylerin space mining'in pozitif efektini pasaj 1'de nasıl anlattığını söylüyor. Biz de burada en iyi vurgulayan bölümü bulduk ve onu getirdik önümüze arkadaşlar. Burada bu nedenle bu bölümü işaretliyoruz ve bize en uygun şık olan A'yı işaretledik ve geçtik. Ne diyor arkadaşlar? 44 ne diyor bize? Şimdi okuduğumuz zaman arkadaşlar bize diyor ki which choice provides the best evidence for the answer to the previous question. Yani bir önceki soruya en iyi cevabı hangisi sağlamaktadır diyor. Biz burada arkadaşlar aslında şu buradan da yola çıkarak bulabilirdik. Yani burada ilgili bölümleri işaretleyip oradan da sorumuzun cevabını bulabilirdik. Bize biraz önceki bulduğumuz şıkka baktığımız zaman 18 ve 22. satırlar bize en iyi anlattığı için biz burada hemen hiç uzatmadan A'yı işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Ama bu tür soruları şöyle de cevaplayabiliriz. Yani baktık soruları okuyoruz. Önce böyle bir soru gördük. Hemen satırları okuruz. Satırlarda ilgili bölümü bulmaya çalışırız. Yani paragraftan aklımızda bir şey kalmadığını düşünüyorsak en iyi bölümü buradan bulup oradan hem bu şıkkı işaretlemiş oluruz hem de direkt diğer soruyu işaretlemiş oluruz. Ama biz tersten gittik. Böyle de işaretleyebiliriz arkadaşlar.
as used in line 19 demands most nearly means, yani burada demand arkadaşlar talep demektir. Offer karşılık demek, yani offer öneri değil, claim iddia değil, inquiry soru değil, desire burada istek anlamında, yani talep anlamında. Bu nedenle bunu hemen işaretleyip geçebiliriz. Yani paragrafta yerine bakmaya bile gerek kalmayabiliyor arkadaşlar bazen. Bunu işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. What 46, what function does the discussion of water in lines 34 to 40 serve in passage 1? Yani passage 1'de 35 ile 40. satırlar arasındaki cümlelerde discussion of water'ı değerlendirmemizi istiyor arkadaşlar. Şimdi hemen şıklarımıza bakıyoruz arkadaşlar. 35 ile 40'ı bulduk. 35 ile 40'ta ne diyor bize, onu bakalım önce. Water, ice from the moon's poles could be sent to astronauts on International Space Station for drinking or radiation as radiation shield. Yani radyasyon koruması olarak veya şeylere, bu astronotlara su olarak gönderilebilir diyor. Splitting water into oxygen hydrogen makes spacecraft fuel. Yani şeyi, suyu ayrıştırmak, oksijen ve hidrojen ayrıştırmak, bu uzay mekiğinin şeyi, yakıt olarak kullanılabilir diyor. So ice rich asteroids could become interplanetary refueling stations. Bu yüzden ice, yani buz konusunda zengin olan asteroidler ne yapabilirmiş arkadaşlar? Gezegenler arası şey istasyonu olarak, yakıt istasyonu olarak kullanılabilirmiş. Şimdi bunu değerlendirmek için şıklarımıza hemen bakıyoruz. It continues an extended comparison that begins in the previous paragraph. Burada bir önceki paragrafı okuyun diyor. Paragraftan sonra bir karşılaştırma yapıyor diyor. Öyle mi? Bir inceleyelim arkadaşlar. In the scenario, water mined from other worlds could become the most desired commodity in the desert. What's more like worth like a kilogram of gold water, as Chris Zachary, yani gold is useless, water will let you live. Burada gold'la water'ı karşılaştırıyor ama paragraflar arasında bir karşılaştırma yok. Bu nedenle bunu iptal ediyoruz arkadaşlar. Yani A şıkkını eledik. B'ye geldik. It provides an unexpected answer to question raised in the previous paragraph. Yani bu 35 ile 40 arasında açıklanan şey yukarıdaki sorunun cevabı gibi söylüyor. Hayır, öyle bir şey de yok arkadaşlar. O nedenle B'yi de eledik. C'ye geldik. It offers hypothetical examples supporting a claim made in the previous paragraph. Evet, varsayımsal örneklerden bahsediyor arkadaşlar. Evet. Burada tamamen örnek saydı. Ne dedi? İçme suyu olarak kullanılabilir. Radyasyon shield olarak kullanılabilir. Spacecraft field olarak kullanılabilir. Bu nedenle bunu elimizde tutuyoruz arkadaşlar. C uygun oldu bize. D'ye bakıyoruz. It examines possible outcomes of a proposal put forth in the previous paragraph. Yani bir öncekinde teklifin çıktıları olarak bir anlatım yapıyor diyor bu 35 ile 40 arasındaki satırlarda. Hayır, öyle bir açıklama da yapmıyor arkadaşlar. O nedenle D'yi de eledik. Bize en uygun şık olan C'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 47. The central claim of passage 2 is that space mining has positive potential, but diyor ki pasaj 2'nin space mining'in bir pozitif potansiyeli olduğunu söylüyor ve fakatla cümleye devam ediyor. Fakatını bulmaya çalışacağız şimdi. Şimdi şıklarımızı hızlıca bir okumadan önce o pasaj 2'nin bir girişini okuyalım arkadaşlar. The motivation for deep space travel is shifting from discovery to economics. Yani keşiften ekonomiye doğru kaymaktadır diyor. Bu space travel diyor. The past year has seen a flurry of proposals aimed at bringing celestial riches down to Earth. Yani dünyaya taşınmıştır bu zenginlikler diyor. No doubt this will make billionaires even wealthier. Milyarderleri bir de daha zengin yapıyor diyor. But we all stand to gain. Fakat biz hepimiz zengin oluruz diyor. The mineral bounty spin-off technologies could enrich society. Bu yeni teknolojilerin hepsi bizi zengin yapar diyor. But before the miners start firing up their rockets, we should pause for thought. Yani bir düşünce için durmalıyız diyor. Yani bir düşünmeliyiz diyor. Burası bizi her şeyin kilit noktası arkadaşlar. Bu nedenle burayı elimize bir tutalım arkadaşlar. Sonra at first glance, space mining seems to sidestep most environmental concerns. There is probably no life on asteroids and thus no habitats to trash. But its consequences both
Here on Earth as in Space merit careful consideration. Yani ana tema bir durmalıyız diyor arkadaşlar. Bu space mining'i dünyaya taşımadan önce. Şimdi şıklarımızı okuyoruz hızlıca. A diyor ki it will end up encouraging humanity's reckless treatment of environment. Yani insanlığı teşvik edici, bir cesaretlendirici bir şeye var sahiptir diyor. Bu böyle bir şey anlatmıyor arkadaşlar. B. The if its effects should be thoughtfully considered before it becomes a reality. Yani gerçekleştirmeden önce bir düşünülmeli diyor. Burada hani dedim ya, ana temamız burada. C. Such potential may not include replenishing key resources that are disappearing on Earth. Yani dünyada olduğunu söylüyor. Burada tam tersini söylüyor. Bunu da eledik arkadaşlar. Yani A ve C gitti. B, D'ye bakıyoruz. Experts disagree about the commercial viability of discoveries it could yield. Yani onun bize sağlayacak kazançlarından ne yapıyormuş arkadaşlar? Uzmanlar buna katılmıyorlarmış. Halbuki katılıyorlar. Onu da geçiyoruz arkadaşlar. Bu nedenle burayı da eledik. Bize en uygun şık olan B'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 48. As used in line 68, hold most nearly means. Yani hold kelimesinin burada bu satırda ne anlama geldiğini söylüyor. Hold biraz çeldirici olduğu için hemen tahminde bulunmayalım arkadaşlar. O nedenle o bölümü okuyalım. History suggests that those will be hard lines to hold. Yani sürdürülmesi gereken zor sınırlardır diyor. Zor çizgilerdir, zor hatlardır diyor. Ve bunu tarih bu şekilde önermektedir diyor. Şimdi burada hold tutmak değil arkadaşlar, sürdürülmesi anlamında kullanmaktadır. Burada en uygun anlamıyla maintain, sürdürmek anlamında kullanmaktadır arkadaşlar. B'ye baktığımız zaman grip tutmak, tutmak burada fiziki olarak tutmak anlamında değil, o nedenle eledik arkadaşlar. C, restrain, korumak, sakınmak anlamında, bu da alakası oldu arkadaşlar. D, withstand, gene kaçınmak, sakınmak, yine bu anlamlara geldiği için bu da alakası oldu arkadaşlar. Bize en uygun ifade olan A'yı işaretliyoruz ve geçiyoruz. 49. Which statement best describes the relationship between the passages? Yani pasaj 1 ve pasaj 2 arasındaki ilişkiyi en iyi hangisi açıklamaktadır? Pasaj 1 ne diyordu arkadaşlar? Space mining'in imkanlarından bahsediyordu. Bunları anlatıyordu özellikle. Pasaj 2'de de bu imkanları elde etmeden, icraya geçmeden önce, yani uygulamaya geçmeden önce ciddi bir şekilde düşünülmesi gerektiğini vurguluyordu. Pasaj 2'nin ana teması da buydu arkadaşlar. Şimdi bu şıklarımızı okuyarak buradan bu anlamı çıkarmaya çalışacağım. A diyor ki Passage 2 refutes the central claim advanced in Passage 1. Yani Pasaj 2, pasaj 1'deki ana temayı reddediyor diyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu eledik. B. Passage 2 illustrates the phenomenon described in more general terms in passage 1. Yani pasaj 1'deki genel kavramları tanımlamaktadır. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Geçiyoruz. C. Passage 2 argues against the practicality of the proposals put forth in passage 1. Yani pasaj 1'de ileri sürülen önerileri ne yapıyormuş arkadaşlar? Onların zıttını tartışmalar yapıyormuş. Hayır, onun aksini daha dikkatli düşünülerek uygulamaya geçilmesi gerektiğini söylüyor. D'ye geçtiğim zaman passage 2 expresses reservations about developments discussed in the, yani bu şeyler hakkında, pasaj 1'de tartışılan gelişmeler hakkında ne vurguluyormuş arkadaşlar? Yani çekinceler vurguluyormuş. Biraz dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Yani daha dikkatli düşünülerek yapılması gerektiğini söylüyordu. Biz de zaten bunu vurguladık. Bize en uygun ifade olan D'yi işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 50. The author of the passage 2 would most likely respond to the discussion of the future of space mining in lines 18 to 28. Passage 1 by claiming such a future, yani paragraf 1'de bulunan 18 ve 28'de space mining'in geleceği hakkında bir cevap veriyor diyor. Pasaj 2'de nasıl cevap veriyormuş? Şunları iddia ederek future diye bu şıkları oturtarak cevabını bulacağız şimdi. Önce 18 ve 28. Satırlar neler diyor onu görelim. Within a few decades
These firms may be meeting earthly demands for precious metals such as platinum, gold, and vital for personal electronics such as yttrium and lithium. Yani dünya ihtiyaçlarını birçok açıdan cevap vermektedir diyor uzay. But like the gold rush, pioneers who transformed the Western United States, the first space miners won't just enrich themselves. Yani bu aniden zengin olan önderler diyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni çevirmiş olan önderler diyor. The first space miners won't just, yani kendilerini zengin edemeyecekler diyor. They also hope to build an off-planet economy free of any bonds with Earth, in which the materials extracted and processed from the moon and asteroids are delivered for space-based projects. Yani Ay'dan ve asteroidlerden devredilmiş olan space-based projects, space-based yani uzay bazlı projeler diyor. Extracted in which bu şeylerde, materyallerde çıkarılmışlardır diyor. Ve onlar bunları gezegen dışı ekonomiyle herhangi bir bağ olmadan elde etmeyi umuyorlar diyor. Yani burada genel olarak baktığımız zaman uzayın bize sağladığı avantajlardan bahsediyor. Genel olarak baktığımız zaman bunu kastediyor. Biz bunun cevabını future olarak şöyle cevap verdiğini düşünüyoruz. İkinci pasajın son bölümünde but miners have much to gain from a broad agreement to the for profit exploitation of space. Şeyler diyor, madenciler diyor, bir geniş anlaşmayla bunu elde edebilirler diyor. Without consensus yani herhangi bir fikir birliği olmadan, herhangi bir düzenleme olmadan claims will be disputed, yani iddialar tartışılacaktır diyor. Investments risky and the gains made insecure, yani bu karlar güvensiz bir şekilde edilir ve yatırımlar riskli olacaktır diyor. Yani şimdi burada şeylerin without consensus olayı bizim dikkatimizi çekiyor. A future without consensus olmaz diyor. Yani bunu, cevabını burada bulmaya çalışacağız. Şimdi şıklarımızı okuyalım. A is inconsistent with the sustainable use of space. Yani bir tutarsızlık yok arkadaşlar. Sadece düzenleme olsun diyor. B will be difficult to bring about in the absence of the regulations. Yani eğer şey olmazsa, düzenlemeler olmazsa, bir fikir birliği, bir düzenleme, bir mevzuat olmazsa bu sağlanamaz diyor. Evet, without consensus bu mümkün olmadığını gösteriyor. Biz bunu elimize tutalım arkadaşlar. Bize uygun bir ifade gibi duruyor. C'ye bakıyoruz. Cannot be attained without technologies that do not yet exist. Yani teknolojiler olmadan bunu elde etmek mümkün değildir diyor. Buna benzer bir şey söylemiyor arkadaşlar. D'ye geldik. Yani A ve C gitti. D'ye geldik. Seems certain to affect Earth's economy in a negative way. Yani dünya ekonomisini negatif şekilde etkileyeceğini söylüyor. Böyle bir şey söylemiyor arkadaşlar. Düzenleme olmasını istiyor. Bu nedenle D'yi de eledik. Bize en uygun şık olan B'yi işaretledik ve geçtik arkadaşlar. Sonra 51. soruya geldik. 51 de diyor ki which choice provides the best evidence for the answer to the previous question? Yani bir önceki cevabı en uygun cevap hangi satırlarda bulmaktadır? Satırlarımıza bakıyoruz. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Yani bu satırların olduğu şıkları işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz şıklarımıza. 60, 63 geçtik. 74, 76 geçtik. 81, 83 geçtik. 83'ten itibaren 87'ye kadar olabilir demiştik arkadaşlar. Burası bize en iyi şekilde açıklayan ifade olduğu için 85'i, 87'yi işaretledik ve geçtik arkadaşlar. 52. Which point about the resources that will be highly valued in space is implicit in passage 1? Yani hangi kaynakların böyle çok yüksek değerde olduğu pasaj 1'de ima edilmektedir diyor. Ve explicit in pasaj 2 hangisinde de açık bir şekilde söylenmiştir diyor pasaj 2'de. Şimdi pasaj 2'de açık olarak belirtilen, pasaj 1'de imalı olarak söylenen aşağıdaki şıklardan ifadeyi bulmaya çalışacağız. Ona yönelik olmadan önce hemen yani pasajımızda ilgili bölümleri bulalım. Pasaj 2'de açık bir şekilde söylenen bölümü şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. There is also the emerging of world economy to consider the resources that are valuable in orbit and beyond may be different
may be different to those we prize on earth. Yani yörüngede farklı olup şeyde dünyada daha farklı olan şeylere değer verdiğimiz materyalleri bu şekilde söyleyebiliriz diyor. Yani burada farklılıktan bahsediyor arkadaşlar. Farklılığı vurguluyor arkadaşlar açık bir şekilde. Sonra aşağı geldiğimiz zaman şıklar şeyde pasaj 1'deki bölümü incelediğimiz zaman they also hope to build an off-planet economy free of bonds with earth in which the materials extracted and processed from the moon and asteroids are delivered for space-based projects. Dünya ile bağlı olan, dünyanın bağlarından ayrı ekonomiyle yani onlardan bağımsız bir şekilde asteroidlerde ve aydan da devredilir diyor. Bazı uzay bazlı projeler diyor ve bazı materyaller de buradan çıkarılır diyor arkadaşlar. In this scenario, bu senaryoya göre water mined from other worlds could become the most desired commodity. Yani diğer dünyalardan elde edilen diyor su en değerli olarak en istenilen commodity emtia olabilir diyor. Yani satılıp alınan bir şey malzeme olabilir diyor. Yani burada da bir farklılıktan bahsediyor. Yani diğer materyallerin yanında bu materyallerin yanında suyun farklı olarak söylendiği dikkatimiz çekiyor arkadaşlar. Bu nedenle bir farklılıktan bahsediyor. Şimdi şıklarımızı hemen okuyalım arkadaşlar. A ne diyor? A diyor ki they may be different resources from those that are available on earth. Yani dünyadan farklı, dünyada değerli farklı kaynaklar olabilir diyor. Biz de farklılıkları zaten vurguladığımız için bunu elimizde tutuyoruz arkadaşlar. B'ye geliyoruz. They will be valuable only if they can be harvested cheaply. Ucuz bir şekilde eğer hasat edilirse bunlar daha kıymetli olabilir. Böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. C'ye geldik. They are likely to be primarily precious metals and rare earth elements. Yani bunlar öncelikli olarak kıymetli metaller olabilir diyor. And rare earth elements ve nadir bulunan diğer şeyler olabilir diyor. Nadir bulunanlardan bahsetmiyor. Su en istekli olan, en istenilen şey olabilir diyor. Bunun nedeniyle B'yi ve C'yi eledik arkadaşlar. D'ye geliyoruz. They may increase in value as those named resources become rare on earth. Yani onlar kıymetini artırabilirler diyor. Aynı şekilde aynı kaynaklar dünyada nadir olabilir diyor. Bu nadirlikten hiç bahsetmiyor arkadaşlar. Bu nedenle bunu da şey yaptık. Bize en uygun şık olan A'yı işaretledik ve geçtik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hızlı işaretleme yöntemiyle sorularımızı cevaplandırdık arkadaşlar. Şimdi parçadan okuma becerimizi geliştirme açısından daha fazla verim elde edebilmek için detaylı olarak anlam, kelime ve gramer açısından da arkadaşlar sizlere analiz etmeye çalışacağım parçayı şimdi. Passage 1 is adapted from Michael Slezak's Space Mining The Next Gold Rush. Yani pasaj 1 Michael Slezak'tan alınmış. Space Mining yani uzay madenciliği. The Next Gold Rush yani Gold Rush arkadaşlar talih kuşu beklenmedik zenginlik anlamına gelmektedir. Bir sonraki beklenmedik zenginlik anlamında kullanılıyor. 2013 by New Scientist yani bu dergide yayınlandığını söylüyor arkadaşlar. Bu yayını okumamızda fayda var. Çünkü bu tarzda kelimeleri olan, bu tarzda gramer yapıları olan, bu tarzda anlatım tarzı olan parçaları, makaleleri anlamış oluruz arkadaşlar. Passage 2 is from the editors of New Scientist. Bu pasaj 2 de New Scientist dergisinin editörlerinden alınmıştır diyor. Taming the final frontier. Frontier hudut, cephe anlamlarda kullanılmaktadır. Tame de evcilleştirmek, sakinleştirmek, işlemek anlamında kullanılıyor. Yani son cepheyi de son hududu da işlemek anlamında kullanılıyor. By New Scientist 2013. Passage 1. Follow the money and you will end up in space. Parayı takip et ve soluğu uzayda alacaksın. End up in bir şeyi boylamak, bir şeye ulaşmak, bir şeye düşmek, hapis ve benzeri şeyleri düşmek demektir. Parayı takip edince ne yapacaksın diyor? Uzayı boylayacaksın diyor. Uzaya gideceksin diyor. That is the message from a first of its kind forum on mining beyond earth. Yani bu mesaj kimden geliyor diyor? From a first of its kind yani a first of its kind türünün ilk örneği anlamında kullanılmaktadır. Türünün ilk örneği olan forumdan gelmektedir. Ne üzerineymiş bu forum? Mining yani madencilik, dünya ötesinde madencilikten bahsediyormuş.
Convened in Sydney by the Australian Centre for Space Engineering Research, the event brought together mining companies, robotic experts, lunar scientists, and government agencies that are all working to make space mining a reality. Yani Sydney'de toplanmış olan ve Avustralya merkezi tarafından ne için? Space Engineering, yani uzay mühendisliği araştırması için toplanmışlar diyor ki the event, bu olay diyor, yani bu toplantı brought together mining companies, yani bu madencilik şirketlerini bir araya getirmiştir diyor. Robotics experts, yani robot uzmanlarını, lunar scientists, ay bilimcilerini, government agencies that are all working to make space mining a reality, hükümet yetkililerini, hükümet kuruluşlarını, ki bunlar hepsi ne için toplanmışlar arkadaşlar? Uzay madenciliğini bir gerçekleştirmek için çalışmaya toplanmışlar. The forum comes hot on the heels of 2012 unveiling of two private asteroid mining firms. Yani forum gelmektedir diyor. Nereden sonra geliyordu? On hot on the heels of. Hot on the heels of bir şeyin hemen ardında demektir. Yani bir yılın hemen arkasında anlamında kullanılıyor. 2012'nin hemen arkasında gelmektedir diyor. Ne yaparak? Unveiling, açarak, örtüsünü kaldırarak. Neyin? Of two private asteroid mining firms. Yani iki özel asteroid madencilik şirketinin üstünü açarak diyor. Geliyorlar diyor ve açılışını yaparak geliyorlar diyor. Gelmektedir diyor. Planetary Sources of Washington says it will launch its first prospecting telescopes in 2 years, while Deep Space Industries of Virginia hopes to be harvesting metals from asteroids by 2020. Yani Washington'ın Planetary Resources şirketi şunu belirtmektedir ki diyor, o başlatacaktır diyor. Yani bu forum başlatacaktır. Its first prospecting telescopes in 2 years. 2 yıl içerisinde ilk prospecting, inceleme, araştırma, maden inceleme, araştırma anlamında kullanılıyor. Maden inceleme teleskoplarını başlatacaktır diyor. Bununla birlikte while Deep Space Industries of Virginia, Virginia'nın Deep Space Industries şirketi de ne yapmayı umuyormuş arkadaşlar? Hopes to be harvesting, 2020 yılına kadar ürün toplama demektir harvesting. Metalleri toplamayı umuyormuş. Nereden? From asteroids, asteroidlerden 2020 yılına kadar. Another commercial venture that sprung up in 2012, yani 2012 yılında diğer bir ticari girişim, venture girişim demektir. Girişim ne yapmış arkadaşlar? Türemiş olan, 2012 yılında türemiş olan diğer ticari şey Golden Spike of Colorado ne yapacakmış arkadaşlar? Will be offering trips to the moon. Yani Ay'a şey planlayacakmış, yolculuklar planlayacakmış. Including to potential lunar miners. Yani neyi de kapsayacak şekilde? Ay madenciliği, potansiyel ay madencilerini de kapsayacak şekilde Ay'a tripler, yani yolculuklar planlayacakmış. In this scenario, water mined from other worlds could become the most desired commodity. Yani bu senaryoda diğer dünyalardan çıkarılmış olan, maden olarak çıkarılmış olan sular ne yaparmış arkadaşlar? En çok istenen, arzu edilen commodity, emtia olabilirmiş. Yani parayla alıp satılabilen malzeme olabilirmiş. In the desert, what is worth more? A kilogram of gold or a kilogram of water? As Chris Zagney of Honeybee Robotics in New York. Yani diyor ki Honeybee Robotics'te görevli, New York'ta görevli olan Chris Zagney diyormuş ki bu çölde hangisi daha kıymetlidir diyor. 1 kilogram şey mi, altın mı ya da 1 kilogram su mu diye soruyor. Gold is useless. Water will let you live. Gold, yani altın işe yaramaz. Fakat su senin yaşamını kurtaracaktır diyor. Yaşamını sağlayacaktır diyor. Water ice from the moon's
poles could be sent to astronauts on the International Space Station for drinking or a radiation shield. Yani bu su buzu dünya ay kutuplarından elde edilmiş olan su buzu astronotları uluslararası uzay istasyonundaki astronotları su içme için yani içme için gönderilebilir veya radyasyon kalkanı olarak gönderilebilirmiş. Splitting water into oxygen and hydrogen makes a spacecraft fuel. So, ice-rich asteroids could become interplanetary refueling stations. Yani suyu elementlerine ayırmak, yani oksijen ve hidrojene ayırmak ne yaparmış arkadaşlar? Uzay mekiği yakıtını sağlarmış, üretirmiş. Böylece de su buz açısından zengin olan asteroidler gezegenler arası ne yaparmış arkadaşlar? İkmal istasyonu olarak da görev yapabilirmiş. Companies are eyeing the iron, silicon and aluminium in lunar soil and asteroids which could be used in 3D printers to make spare parts or machinery. Yani şirketler demiri, silikonu ve alüminyumu gözlemlemektedir diyor, gözetlemektedir diyor, takip etmektedir diyor. Ay topraklarında ve ay asteroidlerinde diyor ki bunlar 3 boyutlu printerlarda kullanılabilmektedir diyor. Ne için? To make spare parts or machinery. Yani yan ürünler yapmak için, spare parts yan ürünler demektir ve makine parçaları yapmak için diyor. Others want to turn space dirt into concrete for landing pads, shelters and roads. Yani diğerleri de ne yapıyormuş arkadaşlar? Bu uzay pisliğini neye? Betona, betona, mermere çeviriyorlarmış. Ne için? Bu iniş zeminleri için, iniş zeminleri için, shelter için, yani barınaklar için ve yollar için, yolları çevirebilmek için kullanıyorlarmış. Bunu yapmak istiyorlarmış. Şimdi sıra geldi arkadaşlar pasaj 2'yi incelemeye. The motivation for deep space travel is shifting from discovery to economics. Yani bu derin uzay yolculuğu için motivasyon, ilgi is shifting from discovery to economics. Yani incelemekten ekonomiye doğru değişmektedir diyor. The past year has seen a flurry of proposals aimed at bringing celestial rich down to earth. Yani geçen yıl bir coşku, teklifler coşkusu görüldü diyor. Nerede? Aimed at bringing celestial riches. Yani gökyüzüyle ilgili zenginlikleri dünyaya getirme için bir ne görülmüş arkadaşlar? Coşku görülmüş. No doubt this will make a few billionaires even wealthier. Hiç şüphe yok ki bu durum birçok milyarderi daha da zengin yapacaktır diyor. But we all stand to gain. Fakat hepimiz kazanabiliriz diyor. Hepimizin kazanması muhtemeldir diyor. The mineral bounty, yani mineral cömertliği, zenginliği, spin-off technologies could enrich us all. Yani yan ürün teknolojileri hepimizi zengin yapabilir diyor. But before the miners start firing up their rockets, we should pause for thought. Fakat madenciler roketlerini ateşlemeye başlamadan önce bizim bir süre düşünmek için durmamız gerekmektedir. At first glance, ilk bakışta, space mining seems to sidestep most environmental concerns. Yani ilk bakışta uzay madencileri ne yapıyormuş arkadaşlar? Sidestep, kaçınmak demektir arkadaşlar. Çevresel endişelerden kaçınmak istemektedir diyor. Kaçınmış görünmektedirler diyor. There is probably, muhtemelen, no life on asteroids. Asteroidlerde hiç hayat bulunmamaktadır diyor. And thus no habitats to trash. Böylece de kirletecek yani çöp, çerçöp edecek yaşam, doğal yaşam alanlarında bulunmamaktadır diyor. But its consequences both here on Earth and in space merit careful consideration. Fakat onun sonuçları
iki tarafta da hem dünyada hem de uzayda hak etmektedir diyor. Merit hak etmek demektedir. Demektir. Careful, ciddi, dikkatli bir göz önünde bulundurmayı hak etmektedir diyor. Part of this is about principles. Bu bölümü prensipler hakkındadır diyor. Some will argue that space's magnificent desolation is not ours to despoil. Yani bazıları şunu tartışmaktadır ki diyor. Uzayın muhteşem ıssızlığı is not ours to despoil. Yani bizim yağmalamamız gereken bir yağmalamamız gerekiyor anlamına gelmemektedir diyor. Just as they argue that our planet's poles should remain pristine. Aynı şekilde onlar şunu da tartışmaktadır ki diyor. Bizim kendi gezegenimizin kutupları should remain pristine. Yani saf, bozulmamış kalmalıdır diyor. Pristine, bozulmamış, saf demektir. Others will suggest that, diğerleri de şunu önermektedir ki diyor, glutting ourselves on space's riches, glut oneself on, tıka basa yemek demektir arkadaşlar. Bizim uzay zenginliklerimizi tıka basa yemek, çarçur etmek is not an acceptable alternative, bir kabul edilebilir alternatif değildir diyor. Ne için diyor? To developing more sustainable ways of earthly life, yani dünya yaşamının yöntemlerinin, sürdürülebilir yöntemlerinin, yollarının, daha sürdürülebilir yollarının geliştirilmesine alternatif değildir diyor arkadaşlar. History suggests that those will be hard lines to hold and it may be difficult to persuade the public that such barren environments are worth preserving. Tarih şunu önermektedir ki diyor, bunlar tutulması zor ve kritik hatlardır diyor. And it may be difficult to persuade, yani halkı ikna etmek zor olabilir diyor. Hangi konuda ikna etmek zor olabilir diyor. Böyle kıraç çevreler korumaya değerdir diyor. Bu konuda halkı ikna etmek zordur diyor. After all, hepsinin ötesinde they exist in vast abundance. Yani onlar büyük miktarlarda, büyük bollukta bulunmaktadır diyor. Yani böyle kıraç alanlar diyor. And even fewer people will experience them than have walked through Antarctica's icy landscapes. Ve hatta çok az miktarda insan ne yaparmış arkadaşlar? Bunu tecrübe edecektir diyor. Neye göre tecrübe edeceklerdir diyor. Daha azdır diyor. Antarktika'nın buzlu alanlarında, buzlu arazilerinde yürümüş olan insanlardan daha az insan bunu tecrübe edecektir diyor. There is also the emerging of world economy to consider. Ve aynı zamanda şu görünmektedir ki diyor, dünya dışı ekonomi göz önünde bulundurulması gerektiği görünmektedir diyor. The resources that are valuable in orbit and beyond may be different to those we prize on Earth. Kaynaklar ki bu yörüngede ve yörüngenin ötesinde bulunan değerli kaynaklar may be very different to those we prize on. Dünyada değer verdiğimiz değer verdiklerimizden farklıdır diyor. Questions of their stewardship have barely been broached. Yani onların yönetiminin soruları ne yapmış arkadaşlar? Gündeme gelmiş. Burada broach konuya girmek, yani konuya dahil olmuştur diyor. And the relevant legal and regulatory framework is fragmentary, to put it mildly. En hafif deyimiyle. To put it mildly, en hafif deyimiyle demektir. İlgili yasal ve düzenlemeli çerçeve is fragmentary, paramparçadır diyor. Yani parça parçadır diyor. Space miners, like their earthly counterparts, are often reluctant to engage with such questions. Yani uzay araştırmacıları, uzay madencileri, bu dünyadaki karşılıklarında olduğu gibi sıklıkla nedir diyor? Bu tür sorularla muhatap olmaya karşı isteksizlerdir diyor.
One speaker at last week's Space Mining Forum in Sydney, Australia, concluded with a plea that regulation should be avoided. Yani geçen haftanın uzay madenciliği forumunda Sydney'de, Avustralya'da bir konuşmacı şu şekilde bir taleple sonuçlandırdı diyor konuşmasını. Talebi de şuymuş. Bu regulation, yani bu düzenleme neymiş arkadaşlar? İptal edilmeliymiş, kullanılmamalıymış. But miners have much to gain from a broad agreement on the for-profit exploitation of space. Fakat madenciler çok şey elde ettiler diyor. Bu geniş çaplı anlaşmadan diyor. Ne üzerineymiş bu anlaşma? Kar amaçlı uzayın kar amacı güden sömürülmesi üzerine yapılan anlaşmadan çok şey elde ettiler diyor. Without consensus, claims will be disputed, investments risky and gains made insecure. Yani bir fikir birliği olmadan iddialar tartışılacaktır diyor. Yatırımlar riskli olacaktır diyor. Ve elde edilen kazanımlar da bunu ne yapmıştır diyor arkadaşlar? Insecure, güvensiz yapmıştır diyor. It is in all of our long-term interest to seek one out. Yani bunların hepsi ilgi alanı uzun dönemli, uzun boyutlu ilgi alanımızdır diyor. Araştırmak için, birisini araştırmak için uzun vadeli ilgi alanlarıdır diyor. Evet arkadaşlar, burada parçamızı okuma, anlama ve kelime açısından ve bununla birlikte gramer açısından analiz etmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Okuma anlama becerimizi fazlasıyla geliştireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde parçaları böyle çalışmanın yanında bir defa da hızlı okumanızı ve soruları çözme tarzınızın bu şekilde olmasının arkadaşlar sizin okuma anlama becerinizi fazlasıyla geliştireceğini düşünüyorum. Buradan itibaren de arkadaşlar kelimelere odaklanabiliriz. Şimdi arkadaşlar kelimelerimizi detaylı olarak inceleyelim. Gold rush, talih kuşu, beklenmedik zenginlik. End up in, i boylamak, e düşmek, yani hapis ve benzeri yerleri düşmek, oraları boylamak. First of its kind, türünün ilk örneği. Convene, toplantı yapmak. Hot on the heels of, in hemen arkasında, yani 2021 gibi. Unveiling, açılışını yapma, örtüsünü kaldırma. Prospecting, maden arama, inceleme. Harvest, ürün toplama. Tame, yumuşatmak, öfkesini bastırmak, evcilleştirmek. Venture, girişim. Spring up, türemek. Meet demand, talebi karşılamak. Precious, değerli, kıymetli. Enrich oneself, kendini zenginleştirmek. Commodity, emtia, alınıp satılan şey. Split into, grupları ayırmak. Spare part, yedek parça. Flurry, telaş, coşku. Celestial, gökyüzü ile ilgili. Bounty, cömertlik, hediye, bağış. Spring up, türemek. Spin off, yan ürün. At first glance, ilk bakışta. Sidestep, kaçınmak. Merit, e değinmek, hak etmek. Desolation, ıssızlık. Despoil, soymak, yağmalamak. Pristine, saf, bozulmamış. Glut oneself on, tıka basa yemek. Take a hard line, fikir veya prensiplerden vazgeçmemek. Barren, çorak, kıraç. Preserve, muhafaza etmek. In abundance, bol bol. Price, değer vermek. Stewardship, yönetim. Barely, zar zor. Broach, konuya girmek. Fragmentary, parça parça. To put it mildly, en hafif deyimiyle. Plea, talep. Seek out, araştırmak. Exploitation, kötüye kullanma, sömürü. Dispute, tartışmak, çekişmek. Yield, ürün vermek. Explicitly,
açık bir şekilde, hypothetically, varsayımlı, reckless, umursamaz, replenishing, takviye, yeniden doldurma, viability, ekonomik kapasite, yaşayabilirlik, reservation, çekince, bring about, neden olmak, gerçekleştirmek, ramification, dallanıp budaklanma, kollara ayrılma, implicit, ima edilen. Evet arkadaşlar, burada da kelimelerimi sonlandırdık ve bir SAT Verbal Exam testini de paragraf bölümünde bitirmiş olduk arkadaşlar. Yani reading bölümünü bitirdik. Bundan sonra writing'e geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada parçalarımızı detaylı olarak incelemiş olduk. Bununla birlikte sınava uygun bir şekilde de soruları çözdük arkadaşlar. Şimdi hızlandırılmış hem soru çözme tekniğini gördük hem de reading'imizi geliştirmek için detaylı olarak okuma yeteneğimizi geliştirdik ve bununla birlikte de kelime bilgimizi arttırdık arkadaşlar. Bunlardan fazlasıyla verim elde edeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.